Giovanni döner istiyormuş ama dönmesin istiyormuş yani. Son senesinde anladım. Bizim yetiştiğimiz dönemle onların yetiştiği dönem siyah ve beyaz gibi. Yani bizde bir çatlak ses çıktığı zaman döverlerdi. Sabri abi şu dedikoduyu bir salar mısın dedim. Ne dedi? Christmas izinleri iptal oluyormuş. Barti servise girdi işte, ben gireceğim dedi Giovanni'ye. Giovanni aa evet sen kenardaydın değil mi? Artık herkesin kafa uçmuş Leyla yani. Bizi hani birinin oradan kurtarması gerekiyor ama bunu organize edebilecek herkes de burada. Genel menajerlik hassas kalpler için bir cehennemdir. Neslihan serviste, hadi Neslihan bir ace. Neslihan vuruşu. Daha da yine parladı. Haydi Neslihan. Şampiyon 2012 olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşamış büyük bir yıldız, müthiş bir servis atıyor. Değerli spor severler, Sokrates'e hoş geldiniz. Algida Nagır'ın katkılarıyla hazırlanan Neslihan Demir'le Hatıra Defteri'nin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kaptanım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatını ve kariyerini konuşuyoruz. Çok duygusal bir şekilde son bölümde evet. Seninle birlikte olmuştuk. Bu bölüm olmuştuk. Gülelim lütfen. Bu bölümde biraz daha gülmeyi hedefliyoruz. Bir de sürprizimiz olacak tabii ki. Evet. Bir sonraki bölüm için voleybolu bıraktın. Kolay değildi tabii ki. Hayatın boyunca emek verdiğin, hayatının odağında olan voleybolu bıraktın ve sonrasında senin için yeni bir sayfa açıldı. O günleri biraz bizlerle paylaşır mısın? Şöyle söyleyeyim. O dönem işte bıraktım. Bir 6 ay gerçekten hiçbir şey yapmadım. Sen biliyorsun o koltuğu. O koltuktan kalkmadım diyebilirim. Bugüne kadar izlemediğim, izlemek istediğim her şeyi izledim. Televizyonda her şeyi baştan sardım. Daha sonrasında arada yöneticilikten önce aslında Sayın Mehmet Akif Üstündağ beni danışmanı yaptı federasyona. Federasyonda bir danışmanlık görevi üstlendim. Bir parça milli takım turnuvalarına gittim. Tayland'a gittim mesela, VNL'in bir ayağına kızlarla beraber oldum. Aslında hani böyle bir 6 ay hiçbir şey yapmayıp ondan sonra ufak ufak küçük şeyler yapınca güzel oldu. Orada işte kickbox yapmaya başladım. Başka sporları denemeye başladım. O tarafı eğlenceliydi. Daha sonrasında bir gün Pelin abla, Pelin Yüce beni aradı. Ben dedi hani görevi bırakmayı düşünüyorum dedi. Ben dedi senin ismini önermek istiyorum. Acaba hani düşünür müsün böyle bir şey? Yani abla dedim yani sen niye bırakıyorsun bir kere? Niye? Yani gayet iyi gidiyor. İşte yok ben hani kendi özel sebeplerimden dolayı bırakmak istiyorum. Tamam abla dedim hani ben dedim ama bilmiyorum hani konuyu bilmiyorum, hiç hakim değilim, nasıl olur, nasıl yapılır ve dedim ya sana ne hayır diyebilirim ne de evet diyebilirim. İşte o yaparsın tabii ki de yaparsın, şöyle yaparsın böyle yaparsın falan filan konuştu. Ondan sonra da böyle bir ilk görüşme oldu zaten o zaman hala Vakıfbank'ın başkanı Serdar Üstün Salih'in işte makamına gittik, orada bir konuşmalar oldu. Daha öncesinde Giovanni ile bir ufak bir toplantı yaptık. İşte onun istediği, onun ne istediği, neler beklediği genel menajerden. Onları konuştuk. Daha sonrasında da hani ne derler nişan kesildi kurdele. Vakıfbank'ın genel menajeri oldum. Peki Giovanni ne istiyormuş? Ne dedi sana orada? Giovanni döner istiyormuş ama dönmesin istiyormuş yani. Son senesinde anladım. Yok ya yani işin şakası tabii ki de. Yani bir köprü görevi görmenizi istiyor. Yani oyuncuyla antrenör arasındaki köprü, yöneticiyle oyuncu arasındaki köprü, yöneticiyle antrenör arasındaki köprü. Yani bayağı hani istediği bir köprü görevi görmemdi. Ben de elimden geldiğince bunu yapmaya çalıştım. Ne kadar düşündün peki kaptan? Çünkü sen hep bir yıldız, bir voleybolcu olarak farklı bir rolde sivrildin. O bambaşka bir pozisyon. Yani oyuncularla belki yönetim, belki koç arasında bir köprü olmak. Bu seni ne kadar düşündürdü? Kolay bir görev değil çünkü sonuçta. Alıştığın evet, bir şey de değil. Evet, oldukça zor yani. Çünkü birçok şeyi arada yumuşatman lazım. Hani o köprü görevi dedikleri şey aslında... yüksek ücret geçişli bir köprü veya yastık görevi. Yani çünkü dönem dönem herkesin mutsuz olduğu anlar olabiliyor ve hani konunun kimse gelip mutluluğunu anlatmıyor zaten. Ben bundan çok mutluyum, harika gidiyor falan demiyor. Herkes problemle geliyor sana. İşte şu o şöyle olsun, bu böyle olsun, şu bu niye böyle yapıyor? İşte oyuncu neden bu kadar böyle? tamam işte o olur. Ona git, ah hadi canım sen çok iyisin yaparsın. Bu tarz bir göreviniz var yani, biraz daha böyle başı kesik tavuk gibi hani ortada problem çıkmasını önlemek için birazcık da böyle dışarıdan çıkıp bakmanız lazım. Çok içeri girdiğiniz zaman da algınız karışabiliyor. Taraflı olmaya çalışıyorsun ama tamamen tarafsız olması gereken bir pozisyon. İşte zaman zaman yaptım, zaman zaman yapamadım ama işte insanlık hali, ama şey çok hoştu. Nasıl diyebilirim? Hala bir takımın içinde olmak, hala hani o deplasman havası, onu yaşamak çok keyifliydi. O yumuşak geçiş diye sen onu tabir etmiştin değil mi? Çünkü bir anda böyle her şeyden soyutlanmak, voleyboldan soyutlanmak, o takımdaşlıktan soyutlanmak aslında biraz travmatik olabilirdi aslında sen böyle bir şey yapmasaydın. Ama kendini hiç yönetici olarak hayal ediyor muydun oynarken? Yok hiç. Yani hani zaten hani yönetim tarafında da bu tarz şeylerin olduğunu da ben bilmiyordum. Yani hani mesela geliyor genel menajer, oturuyor antrenmanı izliyor, gidiyor zannediyorsun. Ama arkada o kadar büyük bir kargaşa, bir kaos var ki bence bu hani Vakıfbank özelinde değil, her takımı için, her branş için. Bana göre yöneticilik tarafında çok hiç aklınıza gelmeyecek problemler çıkabiliyor. Ve bu problemlere çok anlık çözümler üretmeniz gerekiyor. Bu da bir parçada inisiyatif almanızda kalıyor. Hani bir anda her şey kucağınıza da kalabilir. O yüzden bayağı hani zor bir görev diyorum ya ben her zaman, hani Allah yardımcısı olsun tüm genel menajerlerin. Çünkü hiç kolay değil. Onu da hani tatmış oldum. Ve hani ne istemediğimi öğrendim diyelim. Şimdi peki mesela Galatasaray maceranı konuşurken sen çok çarpıcı bir şey söylemiştin. Demiştin ki ben orada dönüştüğüm insandan biraz rahatsız oldum. Evet. Bunu istemedim demiştin. Aslında orada da biraz böyle hani takıma ablalık yapmak, o büyük tecrübeni biraz daha oraya yansıtmak için de bir transferdi belki Galatasaray açısından. Paralellikler var mıydı? Burada da gene bir köprü gibi ve bu da böyle çok severek yaptığın bir şey mi oldu, yoksa hani zor bir şey mi oldu? Yani şey, ablalıktan kasıt, yani bilmiyorum ablalıktan kasıt ne? Çünkü zaten hani voleybolun geldiği nokta herkes çok profesyonel. Hani böyle ablaya ihtiyaçları yok yani gibi duruyor. Zaman zaman tabii onların da çıkmazları oluyor. Kendi sporcu psikolojisi çok zor. Onlar da bazı çıkmazlar yaşıyor. O zaman hani kendi hayatından belki örnekler verebilirsin. Daha sakinleştirici, daha böyle yapıcı bir tutum sergilemen gerekiyor. Çünkü bizim yetiştiğimiz dönemle onların yetiştiği dönem siyah ve beyaz gibi. Yani bizde bir çatlak ses çıktığı zaman döverlerdi. Yani ama hani onlar kendilerini çok iyi ifade edebiliyorlar, bir birey olarak isteklerinin, arzularının, her şeyin farkındalar. Normalde hani ben eskiden kalma biraz hani fosil ekipten olsam hani bazen gırtlaklamak istiyorsun ama dönüp baktığın zaman haklı, evet böyle bir durum var. Yani bu biraz zorluyordu beni, hani nasıl hani böyle olabilir, nasıl şey olabilir. Teknik anlamda zaten ben hiç yorum yapmıyordum. Çünkü zaten hani orada bir antrenör ekibi var. Hani bir takımdaki bir kıza gel de şöyle smaç vur demiyordum. Bana sormadıkları sürece zaten benim hiç teknik bir yorumum olmadı. Ama hani otururken antrenör odasında hani Giovanni veya diğerleri sorarsa hani bence böyle bir yola hani gidilebilir. Böyle bir şey yapılabilir. Şununa dikkat edilebilir gibi şeyler söylüyordum ama hiç teknik tarafına hiç karışmadım. Bilançoya baktığım zaman 8 tane kupa senin menajerlik döneminde Vakıfbank kazandı ve gerçekten çok başarılı bir dönem geçirdi. Evet. Şöyle bir bakıyorum, Şampiyonlar Ligi'nde 2 şampiyonluk var. Bir tane final var kaybedilen. Kulüp Dünya Şampiyonluğu var. Sultanlar Ligi'nde 2 şampiyonluk var. Türkiye Kupası'nda 3 tane şampiyonluk var. Süper Kupa'da 1 tane şampiyonluk var. İyi bir iş çıkarmışsın. Yani oldukça evet keyifliydi. O tarafı hani aslında hani baktığınız zaman bir sürü iniş çıkış yaşanıyor. Yani kulübün içinde hani bir derler ya, bir evde bir ışık yanıyor ama nasıl yanıyor? Ama o an geldiği zaman o oynanması gereken anda hakikaten kızların hepsi, antrenörlerin hepsi %150'lerini sahaya koyup ve biz de hani elimizden geldiğince onlara destek olduğumuzda o kupa elinize verildiği zaman bütün her şeyi unutuyordunuz. İşte bunlar için bu kadar savaşıyoruz, bunlar için yoruluyoruz diye. Bence de güzel bir 3 seneydi. 3 sezonda. Vakıfbank'ta 2021-2022 sezonu çok özel bir sezon. 5 kupalı efsane sezon. Evet. O takımı biraz anlatabilir misin? O takım başarıları nasıl elde etti? O günler nasıldı? Bu yıla dair bir genel bir değerlendirme istesek senden. Nedir oradaki başarının sırrı? Ya şöyle diyebilirim. O bizim hani Eczacıbaşı'ndaki o Betanyalı, Mayalı olduğumuz, hani çok mutlu olduğumuz bir sene vardı diyordum evet. Ya. Yani aynı evet. Aslında takımın havası da öyleydi. Tabii ki de dönem dönem kötü antrenman, kötü oynadığımız maçlar çok oldu. Hı hı. Ama o takım birbirini o kadar çok seviyordu ki, o kadar inanıyorlardı ki birbirlerine ve böyle tek yürek hareket ediyorlardı. Ve bunun sonucunda da tabii bir de teknik kapasite ve kalite olunca onlar bile kendi yapabildiklerine şaşırıyorlardı açıkçası ve bunun sonucunda da hani 5 tane kupa bence hepsinin kariyerinde çok çok önemli bir şeydir. Nasıl diyeyim, mihenk taşı olabilir. Çünkü çok kolay bir şey değil. Yani verilen tüm kupaları alabilmek. Kesinlikle öyle. Orada tabii Bella var, işte Gabi var, Çakabogu geldi. Zaten Türk rotasyonu, Cansu, Zehra, bu gibi isimler var ama bir sene önce Michelle Bartsch-Hackley gelmişti. Evet. Ben yanlış hatırlamıyorsam evet. Sezonun ortasında Vakıfbank'ta un vardı, yağ vardı evet. Ama böyle arkayı toparlayacak sanki aynen. Bir smaçör eksikliği vardı ve o Michelle'in katılması çok böyle yapbozu tamamlayan bir hamle oldu diye ben hatırlıyorum. Evet aynen, Michelle inanılmaz, kendisi çok tatlı bir kadın ve doktor diyorduk yani ona. Gerçekten bizim ihtiyacımız olan o teknik, o doktorluğuyla ameliyat eder gibi. Hem manşette hem hücumda hem blokta takımın birçok gediğini kapatıyordu ve çok önemli bir karakterdi. Mesela hani ablalık derseniz o daha çok ablalık yapmıştır takıma. Çünkü takımın dışından bir abla, hani parantez içinde ben çok onlarla aynı şeyi yaşayıp onların ayakkabılarını giyip yürüyemem belki ama Michelle bunu çok güzel, hani takımda bir böyle bir şey takılınır mesela, küçücük bir şey, ona o konuşulur kocaman bir şey. Bir problem haline gelir. İşte Michelle, Gabi, diğer oyuncular bunlar konuşulurken hemen sesleri kesiyorlardı ki hani hiçbir olay olmadan, öyle bir şey olmamış gibi de yola devam ediliyordu. Bu da çok önemli tabii. Çok büyük katkısı var Vakıfbank'a. Nasıl geldi? Nasıl onun transfer süreci nasıl oldu kaptan? Bir anda nasıl buldunuz? Oldukça sancılı. Benim ilk şeyim oydu. Michelle'in gelişi. Şöyle, Amerikalı oyuncular ülkelerinden ayrı uzun süre yurt dışında oynadıkları için, bir de Michelle'in ilk geldiği sene yarım sezon gelmişti. İlk aslında tam sezonu pandeminin olduğu sezondu evet. Ve 1 Temmuz'da biz antrenmanlara başladık. Normalde işte milli takımlar biter, öyle başlanır. Ağustos sonu gibi başlanır. İlk defa 1 Temmuz'da antrenmanlar başladı ve Michelle'i buraya gelmeye ikna etmeye çalışıyoruz. Yani kontratı var, imzaladı, işte ben diyor ki Ağustos 15 gibi gelirim. Ha diyorum, öyle bir dünya yok hani. Ama işte pandemi var, şey var. O zaman dedim hani pandeminin bitmesini mi bekleyeceğiz? Hani ne zaman biterse o zaman mı hani geleceksin? Bayağı böyle bir pazarlık, yani kapalı çarşı pazarlığı gibi. Biri, ikisi, üçü, beşi, dokuzu, onu falan filan. Neyse bir ortada buluştuk. Yani böyle artık birbirimize çarşaf gibi mesajlar yazıyorduk. Oo. O çarşaf gibi yazıyor, ben çarşaf gibi yazıyorum. O çarşaf, ben çarşaf, en sonunda... Ortayı bulduk ama geldikten sonra yani onu getirmek çok önemli. Bir sonraki sene de öyle mesela. 3 gün daha kalayım, 5 gün daha kalayım. Yani sürekli bunun pazarlığında. Ama onu geldikten sonra da mükemmel, harika, çok çalışkan şey. Sadece onu getirip evine yerleştirmek önemli. Bu sadece Michelle'de değil herhalde. Başka oyuncularda da var değil mi? Yani yazın şu kadar... Özellikle Amerikalı oyuncularda onları çok iyi anlıyorum. Çünkü Avrupa'dan gelen oyuncular, tabii. Yani bir Sırp bir oyuncu geldiği zaman, atıyorum sezon içinde 2 gün tatil olduğu zaman ülkesine rahatça, ailesinin yanına rahatça veya ailesi onun yanına rahatça gelebildiği için daha onların yönetmesi çok daha kolay oluyor. Onların yani oversea 12 saat, 13 saatlik uçuşlarla gidip gelebildiği ve saat farkı, jet lag falan... Tabii ki de onlara biraz daha hani ihtimas, yani daha anlayışlı davranmaya çalışıyorsunuz. Şimdi o sezonda Bir tane kırılma maçı var. Hala da hatırlanır. Lig tarihinin en büyük sürprizlerinden bir tanesi. Çok böyle şey olmuyor. Voleybol kaliteli takımların kazandığı bir spor oluyor genellikle. Hı hı. Ve böyle futboldaki gibi falan inanılmaz olmuyor. Böyle peri masalları çok fazla olmuyor voleybolda. Ama hiç unutulmayan, hala böyle insanların, voleybol severlerin aklında kalan bir Vakıfbank Kuzeyboru mücadelesi var. Ve 3-0 kaybediyorsunuz. Orada taşlar yerinde değil ve acaba ne oluyor dendi mi? O maçın hikayesi, sonrasında olanlar, nasıl toparladınız? Biraz bundan bahsedebilir misin? Yani şöyle, o maça biz yanılmıyorsam Bella yoktu. Zehra da yoktu galiba o maçta. Bella'nın ufak bir rahatsızlığı vardı galiba. Götürmedik bile diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam Zehra'nın da bir sakatlığı vardı. Ama hani sonuçta biz yine de onlar da olmadan Kuzeyboru'yu yenebilecek kalitede bir takımdık. Hemen bitti maç. Hani biz kenarda böyle ha topladık ha toplayacağız. Ha şimdi biraz oynuyor gibi. Ha şimdi biraz geliyor. Tamam falan derken maç bitti ve hani Dünya Şampiyonası öncesi bir şeydi ve çok korkutucu bir skordu bizim için. Nasıl yani, nasıl böyle bir mağlubiyet alabiliriz falan. Dünya Şampiyonası'nda da böyle Aralık ortası gibiydi yanılmıyorsam. Ben Sabri abi vardır, çok severim, kulakları çınlasın, fizyoterapistlerimizden biri, 21 senedir falan kara kutusu hani Vakıfbank'ın. Sabri abiye dedim ki, ben zaten çok sinirlendim çünkü dedim bu, yani kendi verdikleri emeklere saygısızlık. Yani Vakıfbank kazanır kaybeder onunla ilgili bir şey değil. O kadar çalışıyorsunuz, o kadar hani gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz, buna gerek yok. Ben de onların anlayacağı dilden dedim ki, Sabri abi şu dedikoduyu bir salar mısın dedim. Ne dedi? Christmas izinleri iptal oluyormuş. Ben öyle duydum falan diye böyle de hani Sabra falan dedim. Ondan sonra ya bunun bir etkisi oldu mu bilmiyorum. Ama hani bir yöneticinin yapması gereken en, yani yapabileceğin büyük şey bu zaten. Hani başka hiçbir şey yapamaz ki, izin iptali. Falan. Çünkü Christmas'ta böyle 7 gün gibi, yani neredeyse bir hafta kadar bir izinleri oluyor her sene. Yani tüm takımlar için. Ve onlar hani ilk yarıyı onun heyecanıyla oynuyorlar zaten. Bu duyulunca falan işte ağlamalar, zırlamalar. Tabii hani maçı kaybettiklerine de çok üzüldüler ama orada da belki gerçekten böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Tekrardan uyanıp ayağa kalkmak için. Hani benim izin iptal şeyimin bir anlamı var mı bilmiyorum ama o mağlubiyetle aslında daha fazla yaptıkları emeği, yani verdikleri emeğin karşılığını almak için maçta da oynamaları gerektiğini. Çünkü antrenman da mükemmeldik yani. Antrenman da herkes birbirini yani durdurmak için çılgınlar gibi, acayipti. Ama maça çıktı. Demek ki maçta da aynı performansı sergilememiz gerekiyor. Ve ondan sonra zaten hani o Kuzeyboru maçından sonra tuhaf bir yükselişe geçtik. Ve sezon sonuna kadar da bunu taşıdık. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ay kala falan oynanan bir maç. Evet. Ondan sonra işte o senin sihirli bir hamlenle de beraber, elektroşokla da beraber. Bilmiyorum yani o işe yaradı mı? Hani? Güzel bir dokunuş yapmışsın hakikaten yani. Kimseye de sormadım bu arada. Yani normalde yöneticiye, antrenöre falan sorarsın. Hani şöyle şöyle bir şey yapalım falan. Dedim yeter dedi. İnisiyatif kullandın orada. İnisiyatif kullandım yani. Ama yani bilmiyorum, onun işe yaradığını düşünmüyorum. O bence alınması gereken bir mağlubiyetti ve herkesin uyanması için gereken hani o kaderin ağlarını ördüğü bir andı. O sezon bir başka kritik eşleşme daha var. Herkesin tabii yine hatırladığı Fenerbahçe ile oynanan final serisi inanılmaz bir geri dönüşü oldu. Yani Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam Vakıfbank'ın evinde kazandı. 2-1 öne geçti ve kendi taraftarının önünde şampiyonluk maçına çıktı. Evet. Ve o maçta da iyi gidiyordu. Ancak sonrasında bir Tuğba hamlesiyle beraber hiç de bir anda şapkadan çıkarttı onu Giovanni. Aynen yani kupa falan çıkmıştı sahaya. Artık hani hepimizin yani umudumuz kesildi demek çok şey ama umudum kesilmemişti. Hatta biz Bilun'la soyunma odasına gitmiştik. 4. set başlamadan orada konuşuyoruz. Ya dedim daha dur bakalım. Daha bu iş bitmedi. Bana bitmiş gibi gelmiyor dedim. Bir bakalım bu sete ne olacak falan diye. Yani şahit sorabilirsiniz Bilun'a bunu. Dur bakalım ya dedim, çıkmadık candan ümit kesilmez dedim hatta. Sonra biz sahaya geldik. İşte Giovanni'nin Tuğba hamlesi Durdurulamayan bir Tuğba, şoka girmiş bir Fenerbahçe. Biz de şoka girdik. Yani gerçekten nasıl böyle bir şey yaptınız falan filan. Ya madem bunu yapabiliyorsunuz niye en başından yapmıyorsunuz gibi küçük çıldırmalar yaşadık. Ama gerçekten böyle ikonik bir bana göre geri dönüştü. Peki Tuğba'yı böyle geri dönüşün kıvılcımı olabilecek bir seviyede sen görüyor muydun orada? Nasıl çalışıyordu? Bir anda onun sahaya atma, tamam Vakıfbank'ın DNA'sında var böyle geri dönüşler, evet. Ama nasıl oldu da hani bir anda o oyuncuların hepsi nasıl hazır tutuluyor? Nasıl o organizmanın içerisinde, o yapının içerisinde bir anda maçı girip de herhangi bir oyuncu değiştirebiliyor? Orada Tuğba oldu, başka zaman başka birisi oluyor. O DNA'yı sen çok yakından bildiğin için. Ya şöyle bir şey var, hani Giovanni'nin antrenmanlarında şöyle bir şey diyebilirim. Yani normalde antrenman yaparsınız, 6'ya 6 yapıyorsunuz mesela işte. İlk 6, işte ikinci 6 birbirleriyle sabaha kadar oynarlar. Giovanni'nin antrenmanlarında ise hiçbir zaman ilk 6 çalışmaz. Sürekli herkes birbirine karşı oynar. Yani Tuğba Bella'nın bloğunu geçmeyi biliyor. Tuğba Bella ile birlikte oynamayı da biliyor. İşte Cansu'yla da çok iyi anlaşıyor. Buket'le de çok iyi anlaşıyor. Çünkü hepsi birbiriyle antrenman yapıyor. Bir ilk 6, ikinci 6. Bu da onları hazır tutuyor. Zaten Tuğba yetenekli bir çocuk ve o dönemde de çok iyi antrenman yapıyordu. Böyle kafayı takmıştı. Bir şeye kafayı taktı mı Tuğba acayip kar toplar. Yani gerçekten o karı topladı. Çığ gibi Fenerbahçe'nin üzerine yığıldı yani. İnanılmaz iyiydi. Ve bunu hani gerçekten herkes yapabilirdi. Bunu herkes yapabilirdi. O Tuğba'ya nasip oldu ve çok acayip layıkıyla yaptı bunu yani. Fenerbahçe 2-0 önde ve 17-13 önde. Evet 17-13 yani tabii o şey yani ipten aldı bizi. Yani çok enteresan, ben de o zaman attığım tweetleri hatırlıyorum. Tuğba sete aldı yazmıştım. İşte setleri 2-1 oradan çevirdikten sonra. Mesela ondan sonra... Barti'nin çok kötü oynadığı bir maçtı. Evet. Çok kötü. O final serisinde Barti hiç formda değildi. Hiç oynayamıyordu ve o kadar oynamak istiyorduk. Yani kızı her gün iki göz iki çeşme neden yapamıyorum diye. Barçin'in yerine girdi. Acayip işler yaptı. Sonra o 5. sette galiba gene bir ortalık karıştı. Meryem servise giriyordu falan ama Bartsch kenardaydı. Bartsch gitti Giovanni'yi sarstı, ben gireceğim servise dedi. Bartsch servis attı, girdi, bir de defans yaptı falan, böyle maçı kazandık acayip, evet. Böyle şey 16-14 5. sette. Evet acayip yani. Bartsch servise girdi, işte ben gireceğim dedi Giovanni'ye. Giovanni, aa evet sen kenardaydın değil mi? Artık herkesin kafa uçmuş Leyla yani. O sayıda inanılmaz şeyler yaptılar yani. Şöyle söyleyeyim, hani biz yenilmiş olsaydık oradan 3-2 kimse bir şey demezdi bize. Yani hani evet. Tabii. Veya hani tam tersi onlar için de olsaydı. Çünkü çok büyük bir rekabet vardı. Kesin. Yani böyle çok küçük nüansların belirlediği iki tane acayip kaliteli takımın maçları oluyordu. Ama o işte o 4. maç gerçekten çok bir... psikolojik bir yıkım oldu Fenerbahçe için ve yani 5. maça hiçbir şey taşıyamadılar. Tabii. O zaman ertesi yaz, şimdi çok tartışılan, belki hala günümüzde de tartışılan bir hamle yaptınız kulüp olarak. Isabelle Haak, Bella çok iyi uyum sağlamıştı Vakıfbank'a. Çok pozitif bir kızcağız. Tekerlemeler falan söylüyordu. Takımda çok iyi, çok İsveçli, çok da büyük bir yetenek ve tam uyumuştu Vakıfbank'a ama bir anda bir Egonu sevdası vardı Türkiye'ye. Kim getirecek? Fenerbahçe istedi, 1 milyon euro teklif etti, olmadı. Ondan sonra bir Egonu sevdasıyla Egonu Haak değişikliği yapıldı. O süreci sen anlatır mısın? Bu hamleye sen okey miydin, yoksa başka yerlerden mi böyle bir talep geldi, Giovanni'den mi geldi ve transfer süreci nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim, Bella'nın formsuz olduğu bir dönem galiba Giovanni'nin şöyle lafları vardı. Keşke Egonu bizde olsaydı. Egonu işte Egonu nasıl çok iyi falan filan gibi böyle hani. Ondan sonra da hani olabilir, neden olmasın, ne diyorsunuz falan filan. Çünkü ya ikisi de çok iyi oyuncu. İkisinde de hiçbir sıkıntı görmüyorum. Bu hani ben Bella'nın gönderildiği şeyini kabul etmiyorum. Sanki Bella'yı biz böyle telli duvaklı, onun nasıl diyeyim, o bizim çocuğumuzdu, biz onu büyüttük, gerçekten büyüttük ve evimizden azat ettik gibi, ben öyle hissettim kendi adıma, yönetici olarak değil bir insan olarak. Çünkü o geldiğinde gerçekten eli top tutmakta çok zorlanan, omzu çok sakattı, tüm yaz uğraşıldı üzerinde, bütün sağlık ekibinin inanılmaz emekleri var ve Bella'yı Bella yaptık. Evet. Tüm ekip, yani Bella'yı Bella yaptılar diyeyim. Hı hı. Tüm ekip bu onun için çalıştı ve onun hani gidişi sanki böyle bir yuvadan kuşumuz uçtu gibi hissettirdi. Egonu da hani Bella Egonu kıyaslamasını bilmiyorum yani, ben şimdi kendi başıma gidip Egonu'yu hadi gel seneye bizde oynuyorsun diyemiyorum. Tabii ki de bazı talepler var ki, bazı bunun için talimatlar var ki ben de Egonu'yla iletişim kurmaya tabii çalışıyorum falan. Sonrasında da hani geldi ve hani onunla da iyi bir sezon, fena bir sezon geçirmedik. Aslında sezon çok iyi başlamadı yani. Evet. Sonuçta Bella ile Cansu çok iyi anlaşıyorlardı. Evet. Farklı bir pasör çaprazı, tekniği biraz daha farklı. İlk kez kendi ülkesinin dışına çıkıyor. Ama sonuçta sezon sonunda da farkı yaratan oldu ki orada da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmesi var. Gene Fenerbahçe Vakıfbank, evet, inanılmaz bir rekabet. 3-0'la kaybedilen bir ilk maç, evet, ki... senin de aslında hani şey dedin ya, ben hiç ümidi kesmedim dedin ya diğer maç için. Burada belki bir parça ümidi kesmiş olabilir misin diğer ikinci maç öncesinde? Evet, şöyle ki tabii o ışığı hani 3-0 kaybettik. Hı hı. Sonrasında yaşananlara şahit olduğum için yine ümidi kesmedim. Çünkü inanılmaz bir mental mindset oluşturuldu kulüpte herkes için, yani herkes o mindsetle gidip geliyordu. İnanılmaz toplantılar şey, ama hani böyle insanları bunaltmak için değil, hey hala buradayız, hala siz o en iyi halinizle buradasınız, her şeyiniz çok iyi, tüm fiziksel kapasiteleriniz en üst seviyede bilmem ne, sadece o mindset'i o bir hafta boyunca inanılmaz hani Giovanni ve ekibi kurdular ve ben hani maça çıkarken yani ne olacaksa olsun ya, her şey var hani, şeker var, yağ var, un var, artık hani helva yapabilirler şeyiyle çıkmıştım. Yine ümidi kesmemiştim yani, çünkü hep biz geri dönüşlerin takımıydık. Çok büyük bir beyin yıkama olmuş olması lazım herhalde. Çünkü evet, İmoko'yu darmadağın eden bir Fenerbahçe. Evet. İlk maçta 3-0'la Vakıfbank'ı darmadağın eden bir Fenerbahçe. Evet. Yenilmez gibi görünen. Yani şey gibi vardır ya, Raki'deki, Raki 4'teki Ivan Drago gibi, ama bir şekilde o işte taktik servisler, bir kısa bir uzun falan, bir kaşını açmayı tabii başardınız yani. Fenerbahçe'nin bir şüphe düşürdünüz ve bir set aldıktan sonra bir şeyler koptu. Evet, 3-1 kazandık o maçı, 6 sete kaldı. Evet. O da yani çok şeydi. O mesela belki de onlar tekrar geçen senenin travmasını tetiklendi. Çünkü geçen seneyle aynı takımda onlar. Çok bir değişiklik yoktu. Hani biz o 3-1 alınca o maçı, bence onların tekrar o travma tetiklendi ve biz altın seti bir parçadan psikolojik bir üstünlükle girdik ve hani kazandık. Evet. Müthiş oynayan bir Çakabogu evet, vardı. Egonu tam orada sahneye çıkmıştı. Aynen. Peki oyuncuların o ilk toplantıdan, yani hani o 3-0'lık kaybedilen maç, hiç varlık gösterememiş Vakıfbank, hafta başlarken ki ruh halleriyle maçtan önceki işte yüzleri, frekansları, onlar çok fark etti mi kaptan? Tabii ki de yani biz 3-0 kaybettikten sonra herkes çok üzüldü, üzüntüsünü yaşadı. Ama ertesi gün herkes geldiğinde böyle tekrar çenesi dik ve hayır bu iş burada bitmedi. O havayı gerçekten içeride hani göremiyordunuz ama o havaya hissedebilirsiniz yani. Hani vay be falan, evet yani ve bu birbirini besleyen bir güç. Hani kesinlikle, birisi çenesini yukarı kaldırıp tekrar başladığı anda herkes ondan etkilenip, hani ben bile daha dik oturuyorsun, daha evet bitmedi tabii abi yani tabii, nasıl yani öyle kolay değil bu işler tarzına bu. Yani maça başlamadan önce de hepsinin gözünden ateş çıkıyor. Gözlerin hani bakarsın ama hiçbir şey görmezsin ya, sadece kafanda maç vardır. Öyle bir hava vardı. Peki yöneticiliğin döneminde şahit olduğun garip olaylar, komik olaylar, oyuncular mesela şeyi anlatırsın ya sen, Nika Dalderop revirden çıkmadı diyorsun mesela, burada iyileşti ondan sonra İtalya'ya gitti diyorsun. Var mı böyle küçük komik anılar? Ya şöyle bir şey olmuştu, biz Aydın'a gidiyorduk. Sanırım o sene Bella falan da vardı. Biz de kızlara her zaman sorarız. İzmir'de uçuyorsunuz, oradan otobüsle hani Aydın'a geçiyoruz. Kızlara dedik ki, kızlar hani uçakla mı gitmek istersiniz otobüsle mi? Çünkü uçaktan korkan bir iki kişi vardı. İşte Cansu'yla Bella biraz uçak korkuları vardı. O yüzden de biz her seferinde sorarız. Kızlar da otobüsle, bizim otobüsümüz de özel bir otobüstü. Yani böyle çok bayağı geniş şey. Ama tabii staff çoğaldıkça kızların çünkü tek oturması lazım. Onlar uzanıyorlar, kalkıyorlar, ediyorlar falan filan. Biz otobüse sığamamaya başladık. Ondan sonra da dedik ki tam otobüste gidelim. Otobüste gitmek istediler. Biz dedik ki şeyle Cafer abiyle küçük bir de servisimiz var. Hı. Çünkü otobüse sığmıyoruz. Hı. İkili ikili otursa bile staff. İşte Sabri abi, ben, Enis, Bilun, biri daha. 5 kişi falan biz Cafer abiyle, Cafer abi otobüsü kullanıyor. Bir ekstra bir şoför tuttuk, o da servisi kullanıyor. İşte otobüs çıktı, biz de otobüsün arkasından gidiyoruz. İşte Bursa, Osman Gazi falan filan, böyle bir tüneldeyiz. Bir araba, bizim araba tıngıl tıngıl bir şeyler yapmaya başladı. Dedim ne oluyor falan, biz kaldık yolun ortasında. Otobüs bastı gitti. Biz zar zor bir kenara çektik, polislerle çay içtik. Bizi hani birinin oradan kurtarması gerekiyor ama bunu organize edebilecek herkes de burada. Yani sonra kulübü aradık. Levent abim, canım Levent abi, Levent abi kurtar bizi diye. Sonra biz bayağı bir herhalde 1 saat falan orada durduk. Polislerle çay içtik, sohbet ettik falan. Ha pardon, ondan sonra dediler ki burada yolun ortasında durmayın. Sizi dediler, ben araba durduracağım şimdi, servis, onunla binin. Biz bindik böyle ilkokul çocukların servisine, o oblalar ne kadar büyük falan yapıyor çocuklar. Böyle ne yapıyorsunuz çocuklar? Ben, biz tıkış tıkış çocukların şeyine bindik. İleride böyle menemenci bilmem ne, oraya bizi bıraktılar. Dedik ki gelin bari menemen yiyelim. Oturduk, biz menemen yedik. Sonra sağ olsun Levent abimiz Bursa'dan hemen bir araç ayarladı. O araç işte dedi ki biz menemence bilmem nedeyiz. Gel biz bir de oradaki abiye menemen ısmarladık. Hadi dedik gidelim şimdi. Menemen Gate. Yani çok şeydi, çok komikti. O en ikonik sahne. O yani ilkokul çocuklarıyla biz aynı serviste gidiyoruz. Böyle bir fotoğrafı görmek isterdim ama dediğin çok güzel. Yani bu durumdan bizi kurtaracak herkes de aslında burada, o durumun içinde. O durumun içinde. Sağ olsun kulüp müdürümüz, o da çok eski iyi bir yöneticidir. Onun çok eli kolu çok uzundur yani. Ah dedik mi o dünyayı inletir. Hemen Levent abi aradık ve bizi çıkardı o durumdan. Peki kaptan, son olarak soracağım sana. Niye bıraktın? Ve sen genellikle dersin, menajerlik, sekreterlik gibi bir şey. Evet. Bu aslında birçok şeyi açıklıyor ama bir daha yapmayı düşünür müsün? Overall genel olarak nasıl bir deneyimdi? O kadar gerçekten böyle seni zorlayan, böyle hakikaten sekreterlik gibi bir şey mi bu? Evet, yani çok zor gerçekten, hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Yani ben ne bileyim ya, diyeceğim böyle ki genel menajerlik hassas kalpler için bir cehennemdir. Benim için öyle bir şey yani. Benim çok hassas bir insanım ben normalde. Biliyorum. Benim için çok zor bir süreç. Ve ben bir şeyin içine girdiğim zaman kolay kolay çıkabilen biri değilim. Yani böyle dibini görmeden çıkabilen bir insan değilim. O konuda bana yardımcı oldular. Öylelikle bıraktım diyeyim. Ya, anladım. O zaman bu kapı kapalı mı? Yani evet, kapalı. Kapalı diyorsun. Evet. Kaptanım ağzına sağlık. Sağ ol, senin de. Algida Nagır'la Neslihan Demir'in hayatını konuştuğumuz Hatıra Defteri'nde bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Başka bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Neslihan serviste. Hadi Neslihan bir ace. Neslihan vurucu. Daha da yine parladı. Haydi Neslihan. 2012 olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşamış büyük bir yıldız, müthiş bir servis atıyor.